Cins Dergi sunar. Ali Saydam Sosyopatlara dur demek bir görevdir. Hukuk, hayata bağlı geliştiğinden dinamik bir süreçtir. Teknoloji ilerleyip alışkanlıklar ve davranışlar değişip de ortaya yeni durumlar çıktığında düzenlemeler gerekir. Bunlar doğru ya da eksik olabilir. Bu nedenle eleştirilebilirler de. Ancak toplumsal hayatın zemininde devletin düzenlemediği bir alan düşünülemez. Elbette sosyal medyada bu alanlardan biri. Bırakalım başı boş salınsın diyenler olduğunun farkındayız. Bunu yaparken de özgürlük kavramını öne sürdüklerinin de, oysa konunun ne başı boş bırakılacak bir yanı, ne de özgürlüklerin ardına saklanacak durumu var. Başı boş bırakmak, sanılmasın ki bireylerin kendilerini ifade edecekleri demokratik bir zemin sağlıyor ve herkes çok mutlu. Tam tersine, örgütlenmiş itibar suikastçilerinin toplu saldırılarına açık, hakaret, küfür, iftira ve yalanın salgın gibi yayılabildiği, sosyopatların kol gezdiği birer mecra halinde bu siteler. Mesela sosyal medya linci diye bir tabir hayatımıza girdi. Hak mıdır bu? Son birkaç haftanın gündemi siyasetçilerin eşlerine yapılan aşağılık saldırılar. Peki Bundan önce her şey yolunda mıydı? Tabii ki hayır. Kısa süre önce YouTube'daki çocuk istismarı ve pornografi içeren videolar gündeme gelmemiş miydi? YouTube daha önce de aynı konu sebebiyle reklam verenler tarafından protesto edilmemiş miydi? Facebook'ta takma isimlerle açtıkları isimlerle dolandırıcılık yapanların haberlerine neredeyse 3 günde bir rastlamıyor muyuz? İçimiz acıyarak hatırlıyoruz. Geçen sene Malezya'da 16 yaşında bir genç kızın Instagram'da düzenlediği intihar anketine %69 oranında öl yanıtı verilmedi mi? Ve sonunda istedikleri olmadı mı? Kişisel verilerin korunması konusunun hassasiyeti açık. Üstelik bu verilerin bir araya getirilerek big data olarak işlenmesiyle toplumların genetik kodları da ortaya dökülüyor. Yazılarımızda daha önce de bahsetmiştik. Bu genetik kodları Facebook aracılığıyla eline geçiren Cambridge Analytica şirketi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimlerinden Brexit oylamasına kadar dünyadaki pek çok seçimi manipüle etmişti. Durum bu. Bırakalım da salınsınlar mı? Bir bahane olarak arkasına sığındıkları özgürlükler konusuna gelince, kişilik haklarına saldırılan, hakareti uğrayan, iftira atılan, topluluk önünde aşağılanan, itibarları zedelenen, manipüle edilen, istismara uğrayan insanların hakları ne olacak peki? Başınıza bunlar geldiğinde başvuracağınız doğal yollar olan hukuki süreçleri sosyal medyada işletmek mümkün olamıyor. Takma isimlerle, yurt dışındaki IP adresleri gösterilerek açılmış on binlerce hesap var. Mahkemeye başvursanız elinizde tebligatla kalak kalıyorsunuz. Gönderecek ne bir isim var ne de bir adres. En hafifinden iftiraya uğradığınızda kalıyorsunuz. Olmaz da hadi onu yuttuk diyelim. Peki ya çocuk istismarları? O nedenle evet, mevcut düzenlemeler artık yeterli değil ve internet ortamına, sosyal medya platformlarına mutlaka yeni bir düzenleme getirilmesi gerekiyor. Bunun toplumsal değerlerimize, milli kültürümüze, anayasamıza, kanunlarımıza uygun biçimde insan hak ve özgürlüklerini gözeten değişikliklerle yapılması lazım. Kültürümüzün, değerlerimizin, haklarımızın ve en önemlisi çocuklarımızın korunması için bu şart üstelik de bir görev. Cins dergi sundu.